Selamlar değerli dostum, dersime hoş geldin. Bu dersimizde amatör testlerimizdeyiz. Hazırsan hemen birinci sorumuzdan başlayalım. Evet, yine bir metnimiz var. Bir ve ikinci soruları buna göre yanıtlamamız isteniyor. Metin bir tiyatro eserinden alınmış. Hatta Şinasi'nin şaire evlenmesinden alınmış. Bu parçayla ilgili olarak hangisi söylenemez demiş. Baktığımızda kahramanlar soylu kişilerden seçilmiştir diyor. Fakat parçamız bir komedi türünden alındığı için kahramanlar soylu kişiler değildir. Bu nedenle burada bir yanlışlık yapılmıştır. Bu parçadaki altı çizili söz öbeğinin anlamını içeren bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır diye sormuş. Yüreğime iniyor. Yüreğime inmek ifadesini biz daha çok olumsuz durumlar için kullanırız değil mi? Çok üzülmek anlamında, kötü bir olaydan etkilenmek anlamında kullanırız. Peki burada nerede görüyoruz? Çocuğun birdenbire ortadan kaybolması hepimizi fazlasıyla üzdü. Burada da olumsuz bir durum olmuş. Evet, bu cümlede vardır böyle bir anlam. Pekala, trajedi ve komedinin karşılaştırıldığı bu tablodaki numaralanmış cümlenin hangisinde yanlışlık yapılmıştır diye sordu. Bakın burada trajedi üçgenlik kuralına uyulur demiş. Üçgenlik kuralına uyulmaz demiş. Fakat komedide üçgenlik kuralına uyulur diyorduk. Burada bir hata olduğu için doğru yanıtımız B seçeneği olacaktır. Numaralanmış cümlelerde aşağıdaki terimlerden hangisinin açıklaması yoktur diyor. Şimdi baktığımızda sahne arkası kulistir. Tiyatroda yazılan metin senaryodur. Kötü biten olay trajiktir. Oyuncuların sözleri hatırlatan kişi suflördür. Sahnede kişilerin söyledikleri uzun sözler tiraddır. Fakat reji, oyunu yöneten yoktur. Dolayısıyla doğru yanıtımız E seçeneği olacaktır. Buna göre öğrencilerden hangisi hatalı bilgi vermiştir diye sormuş. Şöyle bir baktığımızda, bakın burada hatalı bilgimiz şurada. Nisa demiş ki aralıksız oynanan 5 perdeden oluşur demiş. Fakat şunu biliyoruz ki dram perde sayısı yazarın isteğine bağlıdır. Burada böyle bir hata yapıldığı için doğru yanıtımız D seçeneği olacaktır. Bu parçada boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi getirmelidir diyor. Fransız yazar tabii ki Victor Hugo, Cromwell eserinde bu türün özelliklerini belirtmiştir. Dolayısıyla B seçeneği doğru yanıtımız olacaktır. Aşağıdaki cümlenin hangisinde farklı türde bir zarf vardır diye sorulmuş. Şöyle bir bakacak olursak. Size bir şey danışacağım ama beni yanlış anlamanızdan korkuyorum demiş. Nasıl anlamanız? Yanlış anlamanız. Burada bir durum zarfı var. En başından derken en burada bir miktar zarfı olarak kullanılmış. Dolu dolu yağın durum zarfı. Birdenbire durum zarfı. Bu derslerden geçip yine burada bir durum zarfı var. B seçeneğinde farklı olarak miktar zarfı olduğu için doğru yanıtımız B seçeneği olacaktır. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi zarftır diye soruyor. Sözcüklerimizi şöyle bir inceleyecek olursak. Önemli olduğuna derken önemli sözcüğü burada kendisinden sonra gelen fiilimsi nitelediği için tabii ki zarf görevinde kullanılmıştır. Evet, şimdi amatör testimiz 2'deyiz. Burada çeşitli bilgilerimiz var tiyatrolarla ilgili. Buna göre nesnenin numaralanmış cümlelerden hangisini tiyatronun herhangi bir unsuruyla ilişkilendirememiştir diye sormuş. Şöyle bir inceleyecek olursak. 1'i numarayı kişiyle ilişkilendirebiliriz. 2 numarayı çatışma unsuruyla ilişkilendirebiliriz. 3 numarayı zamanla ilişkilendirebiliriz. 4 numarayı mekan unsurlarını ilişkilendirebiliriz dekor gereği. Burada 5 numara ise oyunun çözüm bölümüyle ilgili. Fakat buraya dair herhangi bir bilgi bulamadığımız için dolayısıyla doğru yanıtımız E seçeneği olacaktır. Peki ikinci soruya baktık. Tiyatro türüyle ilgili olarak bu yargılardan hangisi söylenemez demiş. Tiyatroda kurallar dönemin özelliklerine göre farklılık gösterebilir. Değişmez kurallara sahiptir bilgisi bu nedenle yanlış olacaktır. Evet, bu parçada boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi getirmelidir diyor. Sema heyecanla bu tiyatro türünün nokta nokta olduğunu söyledi demiş. Evet, burada tabii ki Sema'nın söylediği görselden de anladığımız gibi sessiz hareket, jest, mimiklerle anlatılan tür
tabii ki pandomim olacaktır. Evet, bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır diye soruluyor. Şöyle bir inceleyecek olursak. Bakın, burada demiş ki realizm etkisiyle akıl sağlıyor demiş. Hayır, trajide realizm değil, klasizm etkisi vardır. Dolayısıyla doğru yanıtımız B seçeneği olacaktır. Numaralanmış cümlenin hangisinde kesinlik bildiren bir zarf kullanılmıştır diye soruyor değerli dostum. Hemen şurada dikkatimizi çekti. Mutlaka yanıma uğra dediğinde evet, burada bir kesinlik anlamı söz konusu. Dolayısıyla B seçeneği doğru yanıtımız olacaktır. Evet, geldik şimdi 6. sorumuza. Bu parçada yay araçla beri süren yerleri sırasıyla aşağıda bir dostum işaretinden hangisi sırasıyla getirmelidir demiş. Şöyle bir inceledik. Cengiz Aytmatov dedi, eş görevli sözcükleri sıraladı. Özneyi ayırt etmek için noktalı virgül kullandım. Soykırımların, acıların eş görevli sözcükleri virgülle ayırdım. Yazar, yoksulluğu ve tutsakları reddeder. Virgülle beraber özneyi vurguladım. Kökü dedi, korkuttur, manastır diye sayıyor. Eş görevli sözcükleri virgülle ayırdım. Dolayısıyla doğru yanıtımız E seçeneği olacaktır. Aşağıdaki cümlenin hangisinde ayraçla gösterilen yere iki nokta getirmelidir diye sordu. Şöyle bir inceleyecek olursak. Bakın, burada okumak istediği tek kitap vardı derken bunu da açıklamış. Dolayısıyla burada iki nokta getirmek durumundaydık. Aşağıdaki cümlenin hangisinde alt çizili sözcüğün yazımı yanlıştır diye soruyor. Bakın, burada laboratuvar demiş ama burada yanlış yazılmış. Doğrusu laboratuvar şeklinde, değil mi? Yani şu kısım tuvar olarak yazılmalıydı. Burayı yanlış yapılmış. Aşağıdaki cümlenin hangisinde yön hatlarının yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır diye soruyor. Bakın, burada güneydoğu derken arı yönler bitişik yazılır. Ayrı yazdığı için böyle bir hata yapılmıştır. Evet, amatör testlerimizin sonuna geldik. Diğer dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.